Efendim hepinize afiyet olsun. Umarım keyifli ve güzel bir toplantı gerçekleştiririz. Sincan'da oylarımızın düşük olduğunu biliyorum. Ama oylarımızın düşük olması Sincanlıların sorumluluğunda değil. Yanlış arayacaksak önce kendimizde arayacağız. Sincan'a daha fazla gelmek, insanlarla daha fazla konuşmak, evleri ziyaret etmek, insanların derdini dinlemek bizim görevimizdir. Politikacı olarak bunu yaparsanız insanlar size saygı duyarlar. Oy verir veya vermezler. Ama en azından ya geldiler bizi dinlediler, dertlerimizi dinlediler, nedir ne değildir diye düşüncelerini bir şekliyle yanındaki arkadaşına, komşusuna aktarırlar. Daha önce gelmiştim Sincan'a, muhtar arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Anayasa değişikliğinden önceydi. Bu değişiklik çıkarsa ülke büyük sorunlarla karşılaşır demiştim. Ama olmadı. Sonunda malum bugünkü düzen kuruldu. Bu düzenden kim yararlı, kim zararlı? Topluma şöyle bir bakalım. Esnafa bakalım. Esnafın bir yararı oldu mu? Esnafa bir faydası oldu mu bu düzenin? Şoföre bakalım. İster taksi şoförü, ister kamyon şoförü, ister tır şoförü, ister otobüs şoförü. Onlara bakalım. Onlara bu bir faydası oldu mu bu düzenin? Onlar da zarar ediyorlar. Onların da sıkıntısı var. Ev kadınlarına bakalım. Yani çalışmayan, evinde oturan, erkeği çalışan ve erkeğin de işini olmadığı, çoluk çocuğu varsa işsiz. Bir de onların durumuna bakalım. E bakıyorum, mutfaklarda yangın var. Demek ki bu düzen onlara da yaramadı. Dönüyorum, apartman görevlilerine bakıyorum. Yani bizim kapıcı dediğimiz apartman görevlileri. Onlara bakıyorum. Aldıkları aylıklar var. Çocukları var. Onlar da hayatlarında mutlular. Onların da dünya kadar derdi var. Çiftçiye bakıyorum. Çiftçinin durumu nedir diye. E çiftçinin sesi ayyuka çıkmış. Nesini anlatayım? Onun da derdi var. Sanayiciye bakıyorum. Sanayici evet yatırım yapamıyoruz, önümüzü göremiyoruz diyor. Ama ihracat yapıyoruz, oradan bir gelir elde ediyoruz diyor. Bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ama yeni istihdam alanları yaratamıyoruz. İşsizlere bakıyorum, üniversite mezunlarına. E bir anne baba evladını üniversiteye gönderir. Benden daha iyi hayat şartlarına kavuşsun diye gönderir. Bir anne baba evladını niye üniversiteye gönderir? Üniversiteye gönderir ki daha güzel bir yaşam standartı alsın. Çoluğu çocuğu daha iyi bir hayat yaşasın. Kimseye avuç açmasın. Biz de yeri zamanı geldiğinde dayanışma içinde, aile olarak bir arada, huzur içinde yaşamış oluruz. Bunun için boğazından kesiyor, evladını okuyor, kızını okutuyor, oğlunu okutuyor. E çocuk üniversitede mezun, işsiz. Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Anne bekler, baba bekler, çocuğuma bir iş bulmak lazım. Evladımın bir işinin olması lazım. Bakıyorsunuz bugün. Hangi belediye başkanlığı önüne giderseniz binlerce işsiz dilekçesi var. Binlerce. İstanbul'a gidin, Ankara'ya gidin, Manisa'ya, nereye? Ağrı'ya, Rize'ye, Trabzon'a, nereye giderse. Yani sadece CHP'li belediyeler değil. Hangi belediye başkanlığına giderseniz önünde yüzlerce, binlerce iş bekleyen dilekçe var. Demek ki bu düzen onlara da yaramadı. Peki bu düzen kime yaradı? Kim faydalandı bundan? Ben zamanında dilimin döndüğü kadar anlattım. Ama yaşayarak öğreniyoruz şimdi. Bu düzen kime yaradı? Sarayda oturanlar. Keyifleri yerinde. Hiçbir dertleri yok onların. Çocukları işsiz değil. Evlatları işsiz değil. Paralarla, Türk lirası değil, dolarlarla oynuyorlar. Şöyle bir bakın. Türkiye'den milyon dolarları Amerika'ya gönderiyorlar. Manhattan'da gökdelen kuruyorlar, gökdelen yapıyorlar. Neymiş öğrenci yurdu? Amerika'yı kaç kişi içinizden bilir ama bilmiyorum. Manhattan dünyanın en pahalı yeridir. Ofisin metrekaresi
5.000-6.000 dolardır. Metrekaresi. Öğrenci yurdu orada olmaz. Yoktur zaten. Ama dünyalığını niye sormamız gereken soru şu. Arkadaş, dünyalığını niye Manhattan'da gökdelen dikerek yapıyorsun? Muhammed Ali'nin çiftliğini aldılar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini aldılar. Ya niye Amerika'da çiftlik alıyorsun? Niye senin evlatların bunları alıyor? Niye paravan vakıflarla bu milyon dolarlar gidiyor? Demek ki onların durumu iyi. Paraları iyi. Her şey tıkırında. Başka? Sizin evlatlarınız işsizken onların evlatları bir yerden, iki yerden, üç yerden değil, beş yerden, altı yerden maaş alıyorlar. Ya arkadaşlar, ya bu adalet midir Allah aşkına ya? Birisinin iki çocuğu, üç çocuğu işsiz, öbürü bir yerden maaş değil, beş yerden, altı yerden maaş alıyor. E bu düzeni kim değiştirecek? Sadece bunlar mı? Hayır, daha buna benzer. Beşli çete. Beşli çete diyorum. Ne demek beşli çete? Onu da anlatayım. Gidiyorsunuz, adamı buluyorsunuz, sizin adamınız. Gel diyorsunuz. Sana bu işi vereceğim diyorsunuz. Ne? Köprü vereceğim, yol vereceğim, hastane vereceğim, ihale, boş ver ihale diyor. Sana veriyorum diyor. Param yok diyor. Sen git diyor, Amerika'dan para bul, Avrupa'dan para bul. Hazine olarak ben sana garanti olacağım diyor. Hazine olarak gidiyorsun, garanti oluyorsun. Yani borcu ödemezse borcu hepimiz ödeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi ödeyecek. Parayı alıyor. Garanti hazine. Efendim diyor, ben sana dolar verdim ama sen bu yatırımı yaptın ama şimdi ben sana gelir garantisi vereceğim diyor. 12 milyon dolara iş yapıyor, 59 milyon dolarlık garanti veriliyor. Ya aklın alacağı şey değil. 12 milyon dolara yapıyorsun, 59 milyon dolarlık garanti veriyorsun. Yani gelir garantisi veriyorsun. Bir tüccar dükkan açarsa ne olur? Ya zarar eder ya kar eder, değil mi? Burada zarar etme şansı sıfır. Kar, olağanüstü kar. %100 değil, %200, %300, %400. Üstelik dolar, üstelik avro bazında alıyor. Başka? Efendim diyor ki tamam, karı da verdim sana ama Avrupa'da enflasyon var, enflasyon farkını da bana vereceksin. Dolar almışsa Amerika'da enflasyon var, enflasyon farkını da bana vereceksin. O da veriliyor. Şimdi bir soru. İş Türkiye'de, müteahhit Türk, ihale Türkiye'de yapılıyor, yatırım Türkiye'de yapılıyor. Niye Amerikan doları? Niye Avrupa avrosu? Niye? Ya bu ülkenin milli parası Türk lirası değil mi? Yani Sincan'daki binayı yapan veya oteli yapan veya bir iş merkezini yapan pekala Türk lirası kullanıyor da neden diğerleri beşli çeteler, avrolar, dolarlar kullanıyorlar? Başka bir şey daha. Bunlar kendi geleceklerini güvence altına almak için sözleşmeye bir hüküm daha ilave ediyorlar. Olur ya, Kılıçdaroğlu gelirse bunları elimizden alırsa ne olur? İhtilaf çıkarsa İngiliz mahkemeleri yetkilidir diyorlar sözleşmede. Türk mahkemeleri de değil. İngiliz mahkemeleri yetkilidir diyorlar. Ben Sincanlılara söz veriyorum. İster İngiliz mahkemeleri, ister Amerikan mahkemeleri, ister Japon mahkemeleri, ister efendim Papua Yeni Gine mahkemeleri olsun, bu milletin hakkını, hukukunu onların burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç. Sanıyorlar ki biz bunu teslim edeceğiz ona. Yok öyle bir şey. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsam niye siyaset yapıyorum? Ha niye siyaset yapıyorum? Beni onlardan ayıran, ben kul hakkı yemem. Onlar kul hakkı yerler. Ben yolsuzluk yapmam. Onlar yolsuzluk yaparlar. Ben adaletli davranırım. Onlar adaletsiz davranırlar. Milletimin hakkına, hukukuna saygı gösteririm. Onlar bu milletin hakkına ve hukukuna saygı göstermezler. Oturup düşünmemiz lazım. Memleket benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Sorun varsa benim sorunum değil, hepimizin sorunu. Dert varsa dert benim derdim değil, hepimizin derdi.
O zaman bu sorunu demokratik yollarla çözmemiz lazım. Yarın sandığa gelir, sandık gelecek ve gideceksiniz, oy kullanacaksınız sandıkta. Öyle gelin bizim partiye oy verin, yok arkadaşlar. Öyle basit bir çağrı da yapmayacağım. Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir daha ifade edeyim. Elinizi vicdanınıza koyun. İşsiz evlatlarınızı düşünün. Fakir fukarayı düşünün. Esnafı düşünün, manavı düşünün. Evinde tencere kaynamayan kadının halini düşünün. Ondan sonra vicdanınızı neyi emrediyorsa gidip oyunuzu o partiye verin. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Olay bir Türkiye olayı, olay bir Türkiye olayıdır. Bir parti olayı olmaktan çıkmıştır artık. Bir Türkiye olayıdır olay. Yazık değil mi bu memlekete ya? Bizim dedelerimiz, bizim babalarımız Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek kazandılar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Hiçbir zaman gidip ülke ülke dolaşıp el avuç açıp para dilenmediler. Şimdi bir bakıyorsun Katar'da, bir Suudi Arabistan'da, bir bilmem nerede, bir bilmem nerede. Nedir? Bize para verin. Türkiye bu duruma hiç düşmemişti. Hiç düşmemişti. Yalvarmakla, yakarmakla para mı istenir ya? Yalvarıp yakarıp para dileniyorsan onun emrine giriyorsun demektir. O sana talimat verecek, yapacaksın. O anlama gelir. İşin özeti. Hepimizin sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var. Ben bunun bilincindeyim. Benim sorumluluğum sizden daha fazla. Ben bunu da biliyorum. O nedenle karış karış ülkeyi geziyorum. O nedenle toplumun her kesimiyle oturup konuşuyorum. Muhtarıyla konuşuyorum, ev kadınıyla konuşuyorum, genciziyle konuşuyorum, yaşlısıyla konuşuyorum, kanaat önderleriyle konuşuyorum, herkesiyle konuşuyorum. Ve onlara dilimin döndüğü kadar ülkenin içinde bulunduğumu anlatmaya çalışıyorum. Ha bizim hatalarımız, evet bizim hatalarımız da var. Eksik, bizim eksiğimiz de var. Biz öyle hata hiç yapmadık, öyle bir şey yok. Ben bu millete doğruyu söyleyeceğim her zaman. Eksiğimiz var mıydı? Vardı. Kusurumuz var mıydı? Vardı. Yanlışımız var mıydı? Vardı. Öz eleştiri, evet öz eleştiri de yapıyoruz. Şimdi yanlış yapmamaya, milletin sesini dinlemeye, toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya, açıkça ifade edeyim, toplumun her kesimiyle helalleşmeye gidiyoruz. Helalleşmek istiyorum. Her kesimle de konuşuyoruz. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmiyoruz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımızı ve vatanımızı seviyorsa herkes bizim dostumuzdur. Herkes. Yoksa biz doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, herkesi kucaklıyoruz. Bizim insanlarımız. İnsanların kimlikleri farklı olabilir. İnançları farklı olabilir. Yaşam tarzları farklı olabilir. Ama aynı bayrağın altında, aynı vatanda yaşıyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır değil mi? Komşularımızın kimliğini sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bunlar yanlıştır. Siyaset kamplaşma alanı değildir. Siyaset kavga alanı değildir. Siyaset vatandaşa nasıl hizmet ederim? Bunu anlatma alanıdır. Bunu yapmaktır siyaset. Yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Başka kiminle yapacağız? Birlikte yapacağız. Bize katılmanızı isterim. Adalet istiyorsanız bize katılın. Hukuk istiyorsanız bize katılın. Bir tek çocuk bu coğrafyada, bu ülkede yatağa aşk girmesin diyorsanız bize katılın. Kadın erkek eşitliği olsun diyorsanız bize katılın. Her evde tencere kaynasın, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun diyorsanız bize katılın.
Tüyü bitmemiş yetimin hakkını mutlaka sorun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyun diyorsanız bize katılın. Beraber mücadele etmek zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Gün ayrışma değil. Gün beraber olma günü. Birlikte olma günü. Birlikte mücadele etme günü. Sokağa çıkıp cam, pencere, kapı indirme, kavga etmek değil derdimiz. Buradan kaçınıyoruz zaten. Böyle bir şey yok. Sandık gelecek, demokratik yollarla gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Ve Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Demokrasi olacak, herkes düşüncesini söyleyecek. Düşünceden niye korkuyoruz? Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli hazine akıldır. En değerli hazine. O nedenle Yüce Yaradan söyler, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanacağız. Eğriyle doğruyu oturup tartışacağız. Hata insana özgü bir kavramdır. Hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Önemli olan hatayı tekrar etmemektir. Hatadan ders çıkarmaktır. Hatadan ders çıkarıp hatayı tekrar etmezseniz tarihi tekerrür ettirmezsiniz o zaman. Aynı hatalar sürekli yapılıyor ve aynı sonuçlar elde ediliyorsa bir yanlışımız var demektir. Bir yerde bir kusurumuz var demektir. Aklımızı iyi kullanmıyoruz demektir. Hayatı sorgulamak bizim görevimizdir zaten. Eğitimin temel felsefesi de odur. Hayatı sorgulamak, dünyayı sorgulamaktır. Yapacak çok işimiz var. Şimdi birazdan masaya oturacağım. Sizler soru soracaksınız, ben cevap vereceğim. İstediğim bir şey var. Kahvede oturup sohbet ederken veya taksi durağında sohbet ederken veya ev ziyaretlerinde sohbet ederken veya televizyonda izlerken ya yanımda olsaydı da keşke şu soruyu sorsaydım, bakayım nasıl cevap verecek diye. Aklınıza bir soru geliyorsa rahatlıkla sorun. Efendim ben bu soruyu sorsam acaba genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Genel başkan acaba kızar mı? Asla kızmam. Bu toplantılar sizin için değersiz olabilir belki. Benim için çok değerli. Birbirimizi tanıyacağız. Birbirimizi tanıyacağız. Oturup konuşacağız birbirimize. Konuşacağız, beraber olacağız ve birlik olacağız. Dediğim gibi, vatanseverlik bir kişiye ait bir kavram değil. Hepimize aittir. Bu coğrafyada yaşayan 85 milyon insan vatanseverdir. Dolayısıyla hepimiz oturup konuşmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. O zaman Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkarırız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülür. Bu milletin verdiği vergileri çaldırmayalım. Bütün sorunlar çözülür. Niye çözülmesin? Elinoğlu Japonya'da çözüyor, Amerika'da çözüyor, Kanada'da çözüyor. Efendim Güney Kore'de çözüyor. Her yerde çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Biz niye çözemiyoruz? Biz de çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Ve beraber çözeceğiz. Göreceksiniz bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar.